Helix İşitme Merkezleri. İyi duymak hayata bağlar. Odyoloji okumaya rehber öğretmenim sayesinde karar verdim. Kendim de birçok araştırmalar yaptım ve çok farklı alanlara yönelebileceğimi ve insanlara da faydalı olabileceğimi düşünerek bu bölüme yönelmeyi düşündüm. Küçüklüğümden beri sağlık alanında bir sektörde çalışmak istiyordum. Üniversite sınavından sonra sayısalda 150.000 sıralama yaptıktan sonra 150.000 sıralamaya hangi sağlık bölümleriyle ilgili gidebileceğime karar verdim, onları araştırdım. Odyoloji alanı ilgimi çekti, ben de karar verdim. Bu şekilde gelişti. Sağlık alanında bir bölüm okumak istiyordum ve ailemin de önerisiyle odyolojiyle tanıştım. Danışman hocalarımla iletişime geçerek bölüm hakkında fikir sahibi oldum. Bu fikirlerden beni en çok çeken bölümün birçok alanda iş imkanı sunmasıydı. Odyoloji okumaya lise döneminde sınavdan çıktığımda çok sancılı bir üniversite seçiş dönemi geçirmiştim. Rehberlik hocamın tavsiyesiyle odyoloji bölümünü ilk o zaman duydum. İlk duymama rağmen ismini sanırım hani garip, enteresan bulduğum için araştırmaya karar verdim. Araştırdıktan sonra çalışma alanlarının fazla olduğunu, iş olanağının daha güçlü bir bölüm olduğunu ve hatta Türkiye'deki insanların odyolog ihtiyacı olduğunu fark ettim. Bu odyolog ihtiyacını doldurmak amacıyla odyoloji bölümünü tercih ettim. Odyoloji yani başlı başına tamamen ezber bölümü. Vakalarımız var. Aynı böyle Sherlock'ta bulmaca çözer gibi vaka çözmen gerekiyor. İşte oradan timpanometri verisini aldın, oradan o veriyi aldın, oradan şu veriyi aldın. Hastada şu, bu, şu olabilir gibi. Ben bununla çok zorlanıyorum. Bunun için çok fazla her şeyi ezberlemek gerekiyor. Ben ezber yapamıyorum ama bir şekilde küçük hafızaya atarak sınavları geçiyorum. Zaten hedefim de teknik servis. Keyif aldım. Kesinlikle teknik servisten çok keyif alıyorum. Hasta geliyor. Hastanın kulak izini alıyoruz. Sonra onu sanat eseri gibi yontarak kulak kalıbına dönüştürüyoruz ve o hastaya ait bir kulak kalıbı oluyor. Ya da ne bileyim bozuk bir cihaz geliyor. İşte önce o cihazın neden bozuk olduğunu anlamaya çalışıyoruz ki mikrofonunu değiştiriyoruz, hoparlörünü değiştiriyoruz, onu değiştiriyoruz, bunu temizliyoruz, filtreyi derken o da çok eğlenceli. Ben odyolojinin teknik servis alanında çok keyif alıyorum. Odyoloji okurken birçok zorluklarla karşılaştım. Özellikle bölüm dersleri, anatomi, fizyoloji beni zorladı. Keyif aldığım noktalar staj yaparken hastalarla ilgileniyorsunuz, onların mutlu olduğunu görüyorsunuz, tedavilerine yardımcı olduklarında. Odyoloji okurken aslında odyoloji bölümüne başlamadan önce sağlık konusunda kendime hiç güvenmiyordum. Fakat işin içine girdikten sonra, derslere başladıktan sonra insan anatomisi olsun, kulağın muazzam yapısı olsun benim çok ilgimi çekti. Aslında çok fazla bir zorlukla karşılaşmadım fakat zorluklarla karşılaşabileceğimi zannettim bu bahsettiğim biyolojik olaylardan dolayı. Fakat zorluk sandığım şeyler bana fayda ve artı sağladı, bana olumlu yönler ekledi, bana bu bölümde keyif almamı sağladı açıkçası. Odyolojiyi okurken açıkçası çok fazla zorlanmadım. Çünkü odyoloji bölümünü araştırırken zaten hoşuma giden bir bölümdü. Okudukça da sevdim ve bu benim çok da zorlanmamamı sağladı. Keyif aldım. Özellikle staj döneminde çok eğlenceli geçti stajlarımız. Çok keyif alarak staj yapıyorum. Odyoloji öğrencisi olarak gelecekte kendimi, bu bölümü tanınmış bir konuma getirmeyi hedefliyorum. Tanınmış konuma getirmiş olarak görüyorum kendimi. Bu alanla ilgili belirli çalışmalar yapmayı düşünüyorum. Ve daha çok da işitme cihazı bölümüne yönelmek istiyorum. Şu anda ben ear tekniğin teknik servisinde staj görüyorum. İnşallah ileride orada işe başlamak istiyorum. Gelecekte kendimi bir üniversite bünyesinde araştırma görevlisi olarak, bir akademisyen olarak görüyorum. Şöyle, bunun sebebi de şu, çünkü işin içine girdiğinizde, bölüm dersine girdiğinizde etrafımızda teknolojik alet olarak, yapılar olarak, araçlar olarak gayet büyük, devasa hatta muntazam çalışan sistemler göreceksiniz. Fakat kulağın sistemleri ve kulak cihazında kullanılan sistemler de bunların çok benzeri. Muazzam çalışan fakat çok ufak elemanlar. Kulağın kendisi ve cihazlarda kullandığımız elemanlar. Bu benim dikkatimi çok çekti. İleride de kendimi bir üniversite bünyesinde bunların araştırmasını yaparken, hatta yaptığım araştırmaları insanlara anlatırken görmüyorum. Bir odyoloji öğrencisi olarak şu an staj gördüğüm ear teknik bünyesinde olan silsel işitme cihazlarında devam etmek istiyorum. İşitme cihazları alanı çok keyif aldığım bir bölüm olduğu için severek yapacağıma inanıyorum. Helix İşitme Merkezleri. İyi duymak hayata bağlar.